35 yıl, bu adam tek başına değil. 35 yıl bunlar bu palavrayı uydurmak için, kılıfı, minareye kılıf hazırlamak için nasıl kılıf bulmuşlarsa, kaç yamalı bir bohçadır, o bir kılıftır, o da ayrı bir olay. Ama yani niye, yani bu sıkıntı ne? Mehdilik iddiası var. Bir de Türkiye'ye milli gaz veriliyor, Amerikan'ın şeyiyle milliyetçilik gazı veriyor ama Amerikan emrinde, kontrolünde bir milliyetçilik gazı. Fethullah ikisini de yapıyor yani şu anda. Tayyip de daha fazla milliyetçilik, dincilik. Fethullah da o konuda biri sultan, diğeri Şeyhülislam. Tam böyle bok projesi için çok iyi bok diye oturmuşlar. Başlayın beni yani bu pisliklere, yani Türkiye'ye en büyük ihaneti yapan bir iktidar oldu. Çok sevindiydim ben Tayyip'e. İlk baştaki yazılarımı, konuşmalarımı bilirsiniz yani. Ben Tayyip'i gerçi Kürt konusunda, Kürt şeyi konusunda eleştirdim ama daha öncekilere bakarsan, yani generallere karşı askeriye haddini bildirme, bir sivil iktidar, Türkiye'nin de insan hakları açısından bir şey gördük. Bir gelişme zannettim. Tebrik ettim adamı, övdüm. Destekledim, ben partizanlığım yok. Ama bir baktım ki meğerse bu Amerika'nın direktifiyle yapılan bir operasyonmuş. Militarist yerine şu anda polisçi, sivil kukla hükümetler arıyor Amerika Orta Doğu'da. Demek ki o operasyonun bir parçası. Diğer ülkelerde isyan yolu yaptırdı, değişikliği, o değişikliği. Türkiye'de isyan yolu değil, zaten sivil şey var, belli bir demokratik bir gelenek vardı Türkiye'de. Böyle bir iktidarı destekledi. Ve bunun dini şeyde, din gıdıklayıcısı da Şeyh Fethullah maalesef.